Arkadaşlar bugün size bir program tanıtacağım. Bu program çok hoşunuza gidecek. Güzel bir program. Programı ben de kullanıyorum. Bu program niçin derseniz, bu programda herhangi biriyle konuşma yaparsanız biriyle görüşmenizde kayıt altına alıyor. Otomatik alıyor. Siz programı açmıyorsunuz. Program indir indirmez otomatik kendiliğinden kayda başlıyor. Konuştuklarınızı ve hafızasında saklıyor tabii ki. Hafıza derken ya telefonu ya hafıza kartınızı da tabii ki saklıyor. Bunları tekrar tekrar dinleyebiliyorsunuz. Herhangi biriyle konuşma yaptınız, unuttunuz vesaire gibi şeyleri tekrar dinleyebiliyorsunuz. Adres bilgiler verdi. Herhangi bir yere gideceksiniz. Adres verdi. Ya da herhangi bir telefon numarası size verildi telefonda. Kalem yok, yazamadınız, unuttunuz. Ne yapabileceksiniz? Tekrar bu programın içine gireceksiniz. Sizi arayan kişinin size ne bilgi verdiğini tekrar dinleyip de onlara ulaşabileceksiniz. Güzel bir uygulama. Programın adı ACR. Program bu. Program çok güzel bir program. Program şeyde var. Şu anda Play Store'da var. Bir ara kaldırmışlardı. Yasaktı. Programı nedense kaldırdılar. Program çok güzel. Ben APK olarak indirmiştim. İlk de APK olarak indirmiştim tabii ki. Program neden Play Store'da indirmek istemiyorum şu anda? Ben geçen Play Store'yı böyle karıştırırken birden karşıma çıktı. Baktım. Dedim bu APK'yi bir silelim. Dedim buradan indirelim. İndirdim. Evet gördüğünüz gibi bu bilinmeyen numaralar olarak kaydetmeye başladı. Görüştüğüm kişilerin. Bir de okudum ki yasaklandıktan sonra bu şekilde Play Store'ya alınmış. Kimsenin numarası gözükmesin diye. Bu üstteki de ben tekrar Play Store'dakini sildim. APK olarak indirdim. O da burada kaldı. Şu anda APK olarak indirirseniz program bu şekilde kimle görüştüğünüzü ben bu numarayı kaydetmedim. Finans Bank'ın beni aramıştı saat 2'ye doğru. Evet gördüğünüz gibi numara isim kaydedilmiş olsaydı bu numara aynı ismiyle birlikte kaydedilecekti. En azından kimle görüştüğünüzü, kimle telefon ettiğinizi burada aniden bulabileceksiniz. Ama bu normal Play Store'da indirildiğinde şu anda ben ne bileyim bilinmeyen numara hangisiyle görüştüm, hangisi beni aradı. Çok karışık bir durum. Play Store'den indirmeyin. Ben size linkini vereceğim. Benim videonun alt kısmında linkini veririm. Linkten indirebilirsiniz. Çok güzel kurunuz. İşinize yarayacaktır yani. Şöyle biraz tanıtalım kendisini. Eğer normal prosunu indirirseniz çok acele proyu satın alın diyor. Ben aldım ama kullanmıyorum. Prosun ne demek? Şöyle ayarlara girelim. Burada bulut servisleri var. Burada istediğin Dropbox, bilmem Google Drive, OneDrive vesaire Gmail. Gmail örneğin Gmail'e girdik. Paralısı olursa. Şu anda parasız olduğu için, prosu olmadığı için açmıyor. Bu şekilde olursa prosu olursa bunlar hep açılıyor. Şuralara e-postanızı kaydediyorsunuz. E-postayı kaydettiğinizde ne olacak diyeceksiniz. E-postayı kaydederseniz bütün konuşmalarınız e-postaya kaydedilir ve e-posta üzerinden de takip edebiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz. Bunun dışında ne yapabilirsiniz? Herhangi bir çocuğunuzun telefonuna indirdiniz bu programı, paralısını. Ailenize telefonuna indirdiniz, kurarsınız. O mailleri kendi mailin kaydedersin, size maili gelir. Ve takipte kalırsınız. Kimle görüşmesini takip edersiniz. Herhangi kimle görüşmüş, kimle görüşmemiş. Çocuğunuz olsun, aileniz olsun. Güzel bir program takip edebiliyorsunuz. O konuda çok güzel prosu. Ama bence kimseyi takip etmek de güzel bir şey değil. Yani tavsiye etmiyorum. Kimse kimsenin özgürlük hakkına karışmasını istemiyorum. Çocuğunuz da olsa tabii takip edin ama böyle şeyler yapmayın. Aileniz de olsa kötü duruma düşersiniz. Yani kendinizi küçültürsünüz. Bence iyi değil. Pek de onu göstermek istemiyorum. Şu anda tekrar çıkıyorum.
Ondan sonra gelenler tabii ki gidenler neyse vesaire vesaire. Burada bu programı aldığınızda indirdiğinizde yani APK'sini indirdiğinizde kurun. Ama özellikle size söylüyorum bu ayarlar kısmında asla ve asla bir şey kurcalamayın. Ayarları bozmayın yani. Sadece şöyle bir şey var. Kayıt aktarım. Kayıtlarınızı başka bir cihaza aktarabilirsiniz. Kayıtlarınızı başka bir cihazdan alabilirsiniz. Yani örneğin bu konuştuğunuz kayıtları başka bir cihaza gönderebiliyorsunuz yani. Ondan sonra şöyle diyelim. Geri gidiyoruz. Telefonu kurduğunuzda şu üst tarafa şey gelir. Problemi gelir. Onu basılı tutun. Orada işareti kapatırsanız o bildirim şey gider oradan. Bildirim gelmek istemiyorsanız bildirimlerden kapatın. Gizlensin. Bir şey olmaz. O kendi kendine kaydeder. Siz oradan istediğiniz gibi tekrar programa girdiğinizde konuştuklarınızı, görüştüklerinizi, kiminle konuşmuşum, kimden gelmiş onu tekrar dinleyebilirsiniz. Benim örneğin banka aramıştı ama ben şu anda program kullandığım için ses size gelmeyebilir. Burada normalde bak ses şu anda var ama bana geliyor ama sesi size gelmeyebilir. Buradan açıyorsunuz aynı böyle durdur, konuş, paylaş, ara. Yani gelen sesler aynı bu şekil oynatabiliyorum, paylaşabiliyorum. Örneğin paylaşabiliyorum buradan. İstediğin hepsi gelir burada. Tabii ki kimse paylaşmaya gelen bir delil olarak derseniz ki ulan benimle falan böyle konuşmuştu sen dememiş miydin? Şu adresi bana vermiştin. Niye beni haksız duruma düşürüyorsunuz? O duruma düşmemek için buradan istediğin kişiyle görüştüğün konuşmayı WhatsApp'tan herhangi bir vesaire buradaki şeylerden biriyle gönderirseniz kendinizi savunursunuz en azından. Biri sizi tehdit etti, biri size küfür etti. Sen bana böyle böyle dedin, yok ben öyle bir şey demedim derse hemen buradan çıkarırsın, kendisiyle görüştürürsünüz. Görüştüklerinizi delili dersiniz, kendini savunma amaçlı olarak da güzel bir şey. Bugünü bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğeni, yorum yapmayı unutmayınız. Başka programların gelmesini, devamını gelmesini istiyorsanız lütfen beğenin, yorum yapın, abone olun. Bugünlük bu kadar. Başka da burada programda indirdiğinizde görürsünüz zaten. APK'sini, linkini vereceğim videonun altında. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.